Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Mahalle iftarı programıyla karşınızdayız. Mahallelerde iftar yapacağız. Mahalle sakinleriyle bir sofrada birliği, beraberliği Ramazan ayı boyunca sizlere ekranlardan aktaracağız. İşte Ramazan ayının ilk günündeyiz ve 4 Eylül mahallesindeyiz. 4 Eylül mahallesi sakinleriyle beraber güzel bir iftar programını sizlere aktaracağız. Mahalle muhtarımız Numan Kaya tabii ki bizlere destek oldu. Mahalle muhtarlarının da desteğiyle güzel bir projeyle 4 Eylül TV ekranlarında sizlere mahallede iftar programıyla olduğumuzu hemen söylüyoruz. Ve 4 Eylül mahallesini hem gezeceğiz efendim. Bakalım bu akşam neler yapılacak, neler olacak sizlere göstereceğiz. Ta ki ezan okunana kadar. Ezan okunduğu anda da iftarımızı açacağız. Vatandaşlarla konuşacağız. Duamızı edeceğiz. İlahiler söylenecek. Çocuklar maniler okuyacak. Daha ne olsun değil mi? Efendim o zaman sizler de şöyle güzel bir şekilde... Güzel bir şekilde evinizde veya da artık nerede olduğunuzu bilemiyoruz ama koltuklarınıza yaslanın ve mahallede iftar programını izlemeye başlayın diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Mahalle İftar programında 4 Eylül mahallesindeyiz. 4 Eylül mahallesi sakinleriyle burada tabii ki iftar açacağız. Birazdan masalar kurulacak, sandalyeler gelecek ve iftar saatine kadar biz de sizlere bütün hazırlıkları, bütün yaşananları an be an sizlere aktaracağız. Ve 4 Eylül mahallesi muhtarı Numan Kaya efendim, kendisine tabii ki öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel bir şekilde ağırladıkları için tabii bizleri bu güzel mahallede ağırlayıp ve iftara kadar güzel bir programda bizlere eşlik edeceğiz. İnşallah. Öncelikle İnşallah. Teşekkürler efendim. İnşallah. Şimdi mahallede iftar dedik. 4 evet. Eylül mahallesi başlangıç noktamız oldu. Ve televizyonumuzun adı 4 Eylül. Aynen. 4 Eylül Kongresi. Aynen. Hepsi de çok önemli. Cumhuriyet'ten günümüze kadar 4 Eylül mahallesi o zaman o yıllarda kurulmuş. Hı-hı. Güzel bir mahallemiz. Evet. Daha da güzel oluyor inşallah. Siz de 4 Eylül TV ve 4 Eylül mahallesi olarak ilk bizden başladığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel şeyleri yapacağız hep beraber. Hı-hı. İnşallah. Bizim bu 4 Eylül mahalle iftar sofra iftar programı amacı aslında siz de anlattığınız gibi birlikteliği, beraberliği, kardeşliği bulmak yani hep beraber daha güzel şeyler yapmak. Kaynaşalım, birleşelim yani. Bir apartmanda oturuyoruz, komşumuz işe gidiyor, ben işe gidiyorum, hiç görüşemiyoruz. İşte bu maksatla, bu mahanayla beraber olalım. İşte bu efendim, bakın yani, semaverler de şimdiden yanmaya başlamış efendim, hazırlıklar. Maşallah böyle erkenden yani. Başladınız. Herhalde yemeğin arkasından bir çay sefası olacak değil mi? Artık Sivas'ta böyle şeyleri daha güzel olur inşallah. Hı hı. Büyük semaverlerle sokakta geçene ikram edeceğiz. Oo, geçene ikram edeceğiz. Vay ne güzel efendim. İftar sonrası 4 Eylül evet. Mahallesi'nden de geçmeyi unutmayın diyoruz. Yani, evet, peki. Amacımız nedir efendim? Herkes evinde ne pişirdiyse o gün sizler sofranıza ne koyacaksanız biz diyoruz ki gelin bugün sokakta bunları paylaşalım evet, değil mi? Evet bunları eskiden annelerimiz babalarımız bizi küçükken gönderirlerdi. İşte komşuda ihtiyaçlı bir aileye yemek götürürdü. Hı hı. Yaşlı bir teyzeme yemek götürürdü. İhtiyar bir amcam yapamazdı. Veya çocuğu hasta olur yemek yapamaz onlara yemek gönderirlerdi. Tabii o tabaklar da boş gelmezdi. Yani boş gelmezdi o yani tabaklar. Helva giderdi, yani helva giderdi. Yani. Mesela, değil mi? Öylece kimin ne yaptığı, kimin nasıl bir ev hali olduğu da anlaşılabilirdi tabii. Onun için eski günlere yad etmek amacıyla manevide de o günleri yani burada inşallah daha güzel peki olur. Efendim. O zaman teşekkür biz efendim sizi fazla meşgul etmeyelim. İnşallah daha çok. Burada masalar, evet, sandalyeler daha, kurulacak. İnşallah. Mahalleyi de gezeceğiz muhtarımızla. İnşallah. Biz biraz çocuklara yani doğru gidelim efendim. Tabii. Efendim sizlere onlarla da konuşacağız. Onlar da orada oturuyorlar. Birazdan geleceğiz tabii amcalarımız yanına. Bu arada çocuklar şöyle gelin bakalım, yaklaşın. Sizler de 4 Eylül Mahallesi çocuklarısınız değil mi? Evet.
Bu mahallede yaşıyorsunuz. Evet. Biz dedik ki mahallede iftar programı yapalım. Siz de böyle 20, 25, 30, 40 yaşlarınıza geldiğiniz zaman size bir hatıra olacak değil mi bunlar? Evet. Neler söyleyeceksiniz buradan izleyenlerimize? Mahallemizde çok güzel bir iftar olacağını düşünüyorum. Hı hı. Büyüyünce de ben yapmayı düşünüyorum vay aynı vay şeyi. Vay 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 peki. Tabii şey babam oldu, babam yaptığını da düşünüyorum ama babam yaptıktan başka da ben kendim de yapmayı peki, düşünüyorum. Peki ileride çok sen güzel. De yapacaksın. Evet. Tamam. Gel bakalım buraya. Elleri cebinde. Bilmiyor musun? Peki aramızda mani bilen var mı çocuklar? Gel bakalım bir tane şöyle güzel bir mani alalım. Adını söyler misin? Adını bilmiyorum da başlayayım. Sen kendi adını söyle. Kıymet. Heh, kıymet. Manimizi söyle şimdi. Eski camide Rex'ten, Selim'i Rex'ten. Benim karnım tok ama arkadaşım börek ister. Oo, ne güzel ne güzel. Arkadaşım börek mi istiyor? O zaman iftarda gelsin yesin değil mi? Evet. Peki teşekkür ediyoruz sana. Sevgili izleyenlerimiz işte sizler de tabii ki mahallede iftar programını güzel bir şekilde izleyin, takip edin. Biz tabii burada yaşananları sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül tabii ki TV olarak 4 Eylül mahallesinde mahallede iftar programı içerisindeyiz ve bakın Ramazan'ın olmazsa olmazları ah o küçük afacanlar şimdi biz onlara bu güzel horoz şekerlerini dağıtacağız. Tabii bizimle konuşup şiir ya da mani okuyanları seçeceğiz. Sonra da yine hepsine vereceğiz işte horoz şekerleri Ramazan ayının vazgeçilmezleridir çocuklar için. Bu arada işte görmüş olduğunuz gibi sandalyeler masalar efendim 4 Eylül mahallesine gelmiş. Hazır vaziyette arabada bekliyor. Birazdan caddeyi sokakları burada kapatacağız. Masalar sandalyeler dizilecek. Sonra vatandaşlar gelmeye başlayacak ve vatandaşlar da geldiği zaman iftar saatine yaklaşmış olacağız. Ve o arada yaşananları yine sizlerle paylaşacağız. 4 Eylül mahallesinde efendim buradan tabii burnumuza kokular gelmeye başladı. Biz kokuyu aldık buraya doğru yürüdük. Bir de ne görelim efendim aman Allah'ım 4 Eylül mahallesinde döner vurmuşlar efendim. Tabii dönerle beraber yine evde yapılan yemekler de gelecek. Ustamıza kolay gelsin diyoruz efendim. Sağ olun teşekkür ederim hoş geldiniz. Efendim tanıyalım sizi. Ben ismim İlhan Dağdevren. Ben Sivas Sitesi'nde pansiyondaşçı olarak çalışıyorum. Evet İlhan. Aynı zamanda Dödöl Mahallesi sakiniyiz. Vay vay ve, vay vay. Ve bu yardımlaşma, birlik, dayanışma yemeğine bizim de katkımız olsun. Ne güzel. Amacıyla biz de yatırdık. İlhan abi çevir yanmasın İlhan abi. Çevir yanmasın. Ya. İşte sevgili izleyenlerimiz yani böyle güzel sizlere burada tavuğu şimdi gösteriyoruz. İftara tabii ki daha bir iki tamam, saat var ama tamam. Biz yine de ne yapılıyor gösterelim tabii, istedik. Tabii dostlarımızı bekliyoruz. Gelsinler güzelce birlik beraberlik içerisinde bakın yemeğimizi savur iftarımızı yapalım. Ne güzel bir şey yani gerçekten. Valla İlhan Usta ellerine sağlık efendim. Yine tabii yanınıza... Yanınıza biz uğrayacağız birazdan. Şöyle bir mahalleye gezelim istiyoruz. Siz efendim çevirin tamam, yanmasın. Tamam siz gelene kadar ben de biraz kesilmiş olurum. Keselim. Peki efendim işte buyurun ustamız buyurun. Kes bir buçuk olsun yağlı mı olsun derler efendim. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül Mahallesi'nde mahallede iftar programındayız. Ve sizler tabii ki güzel bir şekilde iftar hazırlıklarını izleye duruyorsunuz. Biz de biraz mahalle görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül mahallesinde mahallede iftar programı öncesinde tabii biz burada çocuklarla da biraz konuşalım istedik. Birazdan mahalle sakinleriyle de konuşacağız. Ama önce şekerlerimizi bir dağıtalım değil mi çocuklara? Almayanlara da verelim. Sen de al bakalım küçük hanım. Bu da benim hakkım olsun değil mi? Bakın bir tane kaldı. Bunu da buraya koyalım.
orucumuzu açtıktan sonra bu şekerleri yiyelim değil mi? Evet. Orada bak hemen şöyle düdüklüyü göster bakalım. Göster düdüklüler gidiyor işte görüyorsunuz ya. Evde ne pişiyorsa mahallede efendim sokağa inecek bugün. Adını alabilir miyiz? Gözde. Gözde. Bize bir mani okuyacaksın değil mi? Evet. Öyle söyledin. Oku bakalım manini. Uyumasın gözümüz, doğru olsun sözümüz. Her iki cihanda da ak olmalı yüzümüz. Teşekkür ediyoruz. Alkışlayalım arkadaşlar Gözde'yi. İşte Gözde de böyle güzel bir mani okudu. Hadi şimdi sizler oyun alanına devam edin. Şöyle bir sokak arasında ama araçlara dikkat edelim değil mi? Yine güzel bir şekilde iftar saatine kadar oynayın tamam mı? Peki biz de ne yapacağız efendim? Şöyle bir mahalleyi gezelim Harun'la beraber. İzleyenlerimiz 4 Eylül mahallesindeyiz ve tabii ki iftar öncesi ne yapıyoruz efendim? Çocuklarla biraz burada biz de güzel bir vakit geçiriyoruz. İftara böyle tabii saatler kala genelde mahallede çocuklar ezan sesini hem top oynayarak hem de burada oynayarak bekliyorlar. Biz de sizler efendim 4 Eylül mahallesinden mahalle iftarından güzel bir şekilde görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül mahallesindeyiz. Mahallede iftar programını devam ettiriyoruz. Bu arada fesim nasıl? Yeleğim nasıl? Değil mi efendim? Biz de sizlere en azından şöyle bir nostalji yaşatalım istedik. Mahallede bu güzel kostümle, bu güzel tabii ki giyim tarzımızla, o eski günlerden tabii ki kalan giyim tarzıyla ekranları karşısında olan izleyenlerimizi güzel, hoş bir şekilde 4 Eylül mahallesinde, mahallede iftar programıyla efendim ne yapıyoruz? Sizlere işte hemen bir evimize girdiğimizi gösteriyoruz. Burası 4 Eylül mahallesinde yaşayan bir mahalle sakinli efendim. Güzel bahçeli evler. Genelde 4 Eylül mahallesinde bahçeli evler daha çok ağırlıkta. 2 katlı evler ağırlıkta. 9000 civarında yaşayan bir halkı var. Nüfusu 9000 civarında. Tabii anamız da burada efendim. Cücükleri mi ne yapıyoruz efendim? Bunlar cücük mü nedir bunlar? Cücük bunlar. Tavuğun küçüğü değil mi? Tabii. Tavuğun küçüğüne ne denir? Cücük dilli. Cücük diyorlar efendim. Ne derler efendim? Civciv. Civciv derler değil mi efendim? İşte biz de ne derler efendim? Ferik derler. Bu ferikmiş mi derler bir de böyle ya? Olmadı mı? Peki efendim bakın. Tam ferik zamanı. Yaklaşalım efendim. Semaveri kurmuşlar. Güzel bir şekilde burada masalar hazırlanacak tabii. Amcamızı önce bir tanıyalım. İsmim Ali Kaya. Evet Ali amca dedik efendim mahallede iftar yapalım 4 Eylül mahallesi çok sakin olarak çok bizleri hocam. Böyle ağırladınız. Hem mahallemize hem Sivas'ımıza Allah hayır nasip etsin. Hayır Ramazanları. Hayırlı Ramazanlar. Memleketimize milletimize hayırlı olsun. Amin teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzel. Ooo soba da yakmışsınız efendim. Buran benim yerim. Bu yazın devamlı buraya iniyorum. Girebilir miyiz? Hay hay. Peki efendim o zaman şöyle geliyoruz efendim. Anam selamünaleyküm. Anamız da orada oturuyor. Bu arada sevgili izleyenlerimiz işte görmüş olduğunuz gibi kuzine sobamızı da bulduk işte görüyorsunuz yani Sivas'ta işte bu sobalar efendim doğalgaz gelmeden önce her yerde efendim bir dakika her yerde olurdu dur kapat onu şimdi birazdan göstereceğiz. Şimdi hadi bir açar mısın tekrar gördüler ama bir daha gösterelim işte efendim bakın nedir bu efendim? Bu çörek yaptım, kete yaptım. Kete bu. Aman evet. Allah'ım iftara hazırlıklar evet. Güzel devam ediyor. İşte her evde bir şeyler yapılıyor. Bakın burada bir efendim sulu köfte için su şu anda kaynatmaya başlamışlar. Evet. Burada güğüm içerisine tabii suyu koymuşlar. Çünkü efendim biliyorsunuz ezan okunduğu zaman namaz da kılınacak değil mi? Güzel bir şekilde abdest de alınacak. Efendim biz tabii ki mahalle sakinleriyle konuşacağız. Ve buradaki yaşananları sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz.
Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde mahallede iftar programı içerisinde tabii ki iftar hazırlıkları bu arada yapılırken biz de mahalleye geziyoruz ve işte söylediğimiz gibi genelde 2 katlı bahçeli evler 4 Eylül Mahallesi sınırları çizgileri almakta ve 9000 yaşayan vatandaşı var, onu söylemiştik. Şehir merkezine de yakın bir mahalle, onu da yine hatırlatıyoruz ve işte bahçelerden efendim, duvarlardan bakın neler neler neler, tabii ki yollara böyle sarkmış koparma gülleri dalında kalsın diyoruz. İşte bu güzel efendim güller 4 Eylül Mahallesi sakinleri bahçesinde yetiştiriyorlar. Sevgili izleyenlerimiz, masalar sandalyeler gelmeye devam ediyor. Valla evet. Numan Muhtarım maşallah, yani hiç boş durmuyoruz yani, değil mi? Ne yapalım? Sağ olsun. Tatlı bir heyecan var. Aynen, mahallemizin sakinler efendim, için, ihtiyarlarımız için. Efendim çek orayı da çek işte. Efendim yabancı değil bu, kim acaba? O da Gültepe muhtarımızın evet, gülü. Evet, Ahmet Turan Bey değil mi efendim? Evet. Gültepe mahallesi, Ahmet Turan Bey'e de selam. Evet. Orada da yapacağız, orada inşallah. Yapacağız inşallah. Burayı da çek diyor, orayı da çekeceğiz. Ne yapalım, biraz emek gerekiyor değil Hakan mi? Bey. Olmadı mıydı, olmuyordu. Bu neyi gösteriyor musun? Dayanışmayı. Aynen, İnsanların aynen. birbirini sevdiğini, desteği. Aynen, aynen, aynen. Az çok önce gördüm olacak. Burada düdüklüler evet. falan gidiyor, yemekler yavaş yavaş kullanmaya başladı. Görüştün mü? Onları biraz gidip mutfakta da çekeceğiz efendim. Yukarı, tamam, buyurun. Çıkalım o zaman. Tabii. Hemen çıkıyoruz efendim merdivenlerden. Bakalım hanımefendiler, yengeler, teyzeler neler pişirmişler. Gösterelim sizlere. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'ndeyiz. Mahalle iftar programındayız ve işte muhtarımız dedi ki efendim çıkın dedi, bakın dedi evlerde neler yapılıyor. Biz de hemen geldik, bir ailenin kapısını çalalım istedik. Bakalım. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Girebilir miyiz? Peki. Efendim tabii şimdi bakacağız mutfakta bugün iftar için neler hazırlanıyor, hanımlar neler yapıyor, onları sizlerle paylaşacağız ama önce hemen bir tanışalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Birgül Kaya. Evet efendim. 4 Eylül Mahallesi'nde yaşamaktayız. Esnafız. Kendi çapımızda dolanıyoruz. Ne güzel. Efendim biz dedik ki bugün 4 Eylül Mahallesi'nde iftar yapalım ve bakalım mutfaklarda neler kaynıyor, neler çok güzel yapıyor. Şeyler yapıldı. Göreceğiz. Hakan Bey. Valla bakacağız şimdi. Arkadaşların ellerine sağlık, bayağı güzel şeyler peki, becermişler. Bakabilir miyiz? Evet buyurun. O zaman tabii. Efendim siz bize yolu gösterin. Şimdi mutfağa doğru ilerliyoruz. Sevgili seyirciler, herhalde mis gibi kokuyu sizler de almaya başladınız. Bana öyle geliyor çünkü efendim tencerelerin kapakları açılmış, yemekler hazırlanmış, iftara da az bir süre kalmış ve bu arada neler yapılmış hemen bir hanımefendiye bir soralım. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Size de hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Adınızı alalım önce. Ben Songül. Songül Hanım, mis gibi efendim kokuları böyle aldık ve doğruca bizi bu kokular mutfağa getirdi. Neler var bu tencerede? Et kavurmamız var. Hı-hı. Madımak çorbamız var. Sivas'ın meşhur yemeği. Bir dakika. Bu et kavurma. Evet. Harika görünüyor. Yanında mercimek çorbası var. Mercimek orijin çorbası. Vazgeçilmezi. Evet. Bunu da zaten buradakilere özel yapıldı. Bugün mumbar dolması. Efendim onu güzel anlatalım ama Sivas'a has bir Sivas'a yemek has değil bir mi? Yemek. Efendim nedir? Mumbar dolması. Çok büyük olan evet. bir yemektir. Çünkü sakatatlardan yapılıyor. Evet. Zor bir değil çok mi? Çok aşırı, yemek. Çok aşırı zor bir ama, yemek. Ama çatal veya da başa var mı? Şöyle bir tabii çekip gösterebilir miyiz izleyenlerimize? Çünkü biz efendim gurbetli izleyenler, başka şehirlerde izleyenler uzun zamandır belki de mumbar dolması yememişlerdir diye nispet yapalım istiyoruz değil mi? Evet. İşte görüyorsunuz. Nispetim tam yani. Allah Allah efendim ne kadar güzel böyle. Hem de bağırsakların inceleri kullanılmış. Evet, en incelerinden alındı. En özel tarafından. İşte görüyorsunuz değil mi? Mahallede iftar var dedik efendim. Buyurun siz de gelin diyoruz.
yapması zor değil mi? Çok meşakkatli bir yemek. Temizlemesi, evet, hazırlanması. Tam 6 saat sürdü diyebilirim yani. Kaç saat? 6 saat sürdü. 6 saat sürüyor bakın, yani kolay bir zaman değil ama değiyor. Ama değiyor, helal hoş olsun. Şifa niyetine, şifa niyetine efendim diyoruz. Mumbarı mutlaka izleyenlerimize tatsın. Evet. Bu nedir? Madımak çorbası Sivas'a yine özel bir yemeği. Karıştıralım, karıştıralım, gösterelim madımak çorbamızı. Hani var ya, seke seke yemlik, oy madımak türküsü de aklınıza geldi. İşte efendim meşhur madımak çorbamız değil mi efendim? Evet. Evet. İşte izleyenlerimiz şimdi madımak çorbasını da tabii ki biz iftarda afiyetle götüreceğiz. Sizler de efendim buyurun gelin. 4 Eylül mahallesindeyiz değil evet, mi? Evet, buyurun gelin. Herkesi de bekliyoruz yani. Peki. Efendim teşekkür ediyoruz. Bize müsaade. Sokağa çıkacağız. Bakalım sokakta durum nedir, ona bakacağız. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Peki. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık diyoruz. İşte güzel bir şekilde sokağa gitmeye başlıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül mahallesinde iftar tabii sofrasında, mahallede iftar açacağız bugün burada ve ekmekler de geldi. Mis gibi efendim, Ramazan pidesi bunlar. Amca tanışalım mı? 1927 doğumlu, evet. Şevfik köyündenim. Hı hı. 1953'te işe girdim. 53'ten bu tarafa buradayız. 53'ten beri buradasın. 50 senelikte bu mahalledeyim. Maşallah efendim. Bugün de mahallede iftar yapalım istedik. İnşallah. Muhtarımızın desteğiyle. İnşallah. İzleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? İnşallah. Bir şeyler söyler misiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şu mahalledeki şu evlerin 5 kat olmasını istiyorum. Peki. Bunu da mahallenin isteği olarak duyurduk efendim. Bütün eski şu maşallah. Tamam. Mahalledeki de bir sorunlar da bazen söylenmeli. 5 kat olsun diyorsunuz. Bunu dilettik efendim. Mahallede iftar yapmaya biz ne yapacağız efendim? Güzel bir şekilde bu programda sizlere göstermeye devam edeceğiz. Ekmeği bir gösterelim amca şöyle. İşte efendim Ramazan pidesi bunlar. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül mahallesinde mahalle iftarındayız efendim. Ramazan'ın ilk günü, mübarek ayların başlangıcında. Allah tabi herkesin orucunu şimdiden kabul etsin diyoruz. Bu mübarek ayda herkes efendim birbirine el uzatmalı. Tabi insanlar birbirine destek olmalı. Biz de burada birlikteliği, beraberliği, huzuru hep beraber sizlere güzel bir şekilde aktaralım istedik. Ve 4 Eylül mahallesinde efendim yemekler geliyor, sular geliyor, ayranlar geliyor, tatlılar geliyor. Evde yemekler yapılıyor. Allah ne verdiyse efendim, bugün sofralar güzel bir şekilde 4 Eylül mahallesinde mahalle iftarında güzel bir şekilde efendim donatılacak tabii ki sofralar. Efendim tabii ihtiyaç sahibiyle, zenginiyle, her kesimden birçok kişinin katılacağı güzel bir mahalle iftarı olacak. Biz tabii ki burada hazırlıkları sizlere göstermeye devam ediyoruz. Bakın masalar efendim kuruldu, işte görüyorsunuz. Mahalle en azından bir uçtan bir uca güzel bir şekilde mahalleyi donattılar efendim böyle güzel masalarla. İşte bu masalara ezana tabii vakit daha az kaldıkça insanlar gelip oturacaklar. Ezan okunduğu zaman da güzel bir şekilde iftarlarını açacaklar. Çaylar demleniyor efendim. Tabii biraz böyle dumandan etkileniyoruz dişin gerçeği. Burada diğer mahalle muhtarlarımız da dayanışma içerisinde Numan Bey'e yardıma gelmişler onlar. Tabii ki onları da efendim burada sizlere işte şöyle bir gösterelim. Hemen semaverin başına konmuşlar tabii. Değil mi? İftar açtıktan sonra
çayı hemen içeceğiz. İnşallah efendim, çok da güzel bir semaver. Vallahi şimdi efendim muhtarlar mahalleliyle iç içe tabii. Onlar diyor ki biz ikramlarımızı sunalım, mahalleli mutlu olsun diyorlar değil mi? Kesinlikle. Ramazan ayı bir de bereket ayı, birliktelik ayı. Mahalle hakkında neler söyleyeceksiniz efendim? Ben bu mahalleli değilim. Olsun efendim, bizim kapımızda, ekranımızda herkes açık yani. Ben Abdülvahabi Gazi mahallesinin muhtarıyla beraber vay, geldim. Vay vay vay. İnşallah ayın altısında da muhtarımla beraber. Altıncı gün. 23'ünde. Evet, tamam. 23'ünde. Altıncı günde. Ramazan'ın altıncı günü. Evet. Muhtarımla beraber. Gazi muhtarımızla beraber. Abdülvahabi Gazi mahallesini bekliyoruz sizi. İşte efendim, görüyorsunuz değil mi? Mahalle muhtarları dayanışma içerisinde. Biz sizlere 4 Eylül mahallesindeki mahalle iftar sofralarında neler yaşanıyor göstermeye devam edeceğiz. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde mahallede iftar programımız efendim. Güzel bir şekilde biz çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Aralarda tabii sizler de görüyorsunuz hazırlık aşamalarını ve yavaş yavaş gelen böyle misafirler, mahalle sakinleri, onları da efendim sizlerle şöyle bir tanıştıralım istedik. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar. Halit Özdemir ismim Halit benim. Efendim, hoş geldiniz. Mahalle hoş bulduk. Teşekkür hoş ederiz. Peki. Birazdan burası daha siz da çok hoşlar olacak. Geldiniz. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi muhtarımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bu Ramazan'da artık akrabaların bile birbirine gitmediği bu günlerde bir mahalleyi bir araya getirdiği için ona sonsuz teşekkürlerimizi boş biliyoruz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunu diğer muhtarlara, diğer mahallelere örnek olmasını istiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. İnşallah geleneksel hale gelir. İnşallah tabii biz de ezan okunduğu zaman burada güzel bir şekilde ne piştiyse artık onları paylaşacağız. Öyle. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz beraber, size. Ayağınıza şimdiden sağlık. Şimdiden afiyet olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Evet sevgili izleyenlerimiz, işte mahallede iftar, çekimler devam ediyor. Görüyorsunuz masalar donatılıyor. Masalar böyle güzel bir şekilde sandalyelerle hazırlanıyor. Biz de bu hazırlıkları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde mahallede iftar tabii ki giderek efendim vatandaş daha da kalabalıklaşıyor. Bu arada çocuklar da işte o eski günlerde olduğu gibi mahalle aralarında sokaklarda gördüğünüz gibi işte yakan top oynuyorlar ve birbirlerini ortada topla vurmaya çalışıyor. İşte biri vuruldu, görmüş olduk. İsterseniz o vurulanlara hemen bir konuşalım. Gel bakalım buraya küçük hanım. Seninle biraz konuşalım mı? Adını alabilir miyiz? Nisa'nır. Nisa. Şimdi çok güzel böyle mahalle aralarında yakan top oynuyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize? Bugün mahallede iftar var. 4 Eylül mahalle. Ooo şeker de geldi. İşte bak daha röportajı yapmadan şekeri kaptık. Al bakalım bu senin. Teşekkürler. Evet söyle bakalım neler diyeceksin? Birlik, beraberlik değil mi? Hepsi güzel. Var mı ilahim var? Aa muhtarım oradan diyor. Bir, o zaman alabilir miyiz? Hadi 1-2-3 beraber söyle. Ama ben tek dileyeyim. Kimlerle söyleyeceksin? Ekip arkadaşları gelin bakalım efendim. Gelin bakalım. Güzel bir ilahi hazırlamışlar bu arada. Gelin yaklaşın. Gelin hadi. Güzel bir şekilde ilahiyi şimdi sizlerle paylaşacağız. Seni de tanıyalım. Adım Damla. İrem. İrem. Şimdi arkadaşlarımız güzel bir ilahi söyleyecekler. Ben o zaman mikrofonu size tutuyorum. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Hadi. Tüm hepiniz beraber. Sarı çiçeğe benzin neden sarıdır? Sarı çiçeğe benzin neden sarıdır? Çiçek ey dur derviş baba, ölüm bana yakındır. Sordum sarı çiçeğe. Teşekkür ediyoruz. Peki efendim, tabii bu kadar güzel bir şekilde söylediler. İşte çocuklara da şekerleri de bizde böyle. Hangisi? Kırmızı mı istiyorsun? Peki. O zaman bu sarıyı kime vereyim acaba? Sen ister misin? Sen kırmızı. Herkes kırmızı. O bu da benim olsun o zaman. İşte çocukluğumuzun efendim en güzel şekerleri bunlar. Horoz şekerleri bunlar. Evet, hadi bakalım. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'ndeyiz. Tabii 4 Eylül Mahallesi Numan Kaya efendim emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Vallahi canla başla çalışıyor efendim. Yani biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü bu işler kolay işler değil, yani, değil mi muhtarım? Yani aynen zor öyle. İşler ama insanları bir araya getirmek dünyanın yani, en güzel işi. Şeyi. Unutamayacağımız en güzel şey şu çocukların büyüdüğü zaman muhtarımız, Numan abimiz, Numan amcamız şöyle şöyle yapıyordu demeleri en güzel şey olacak. Müzik
Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Sayın Numan Kaya, tabii mahalle sakinlerini efendim unutmuyorlar. Onlara günlük ekmek dağıtımı yapıyorlar. Böyle güzel bir şekilde Ramazan'da birliği, beraberliği, paylaşmayı harika bir şekilde efendim yansıtmaya çalışıyorlar. Efendim hayırlı Ramazanlarınız olsun. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Ahmet abi nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldin muhtarım. Biz de bugün mahallede iftar yapıyoruz. Numan muhtarımızın tabii desteğiyle. Allah razı olsun davet efendim. Davet ediyoruz tabii sizleri. İnşallah teşrif edeceğiz. Peki efendim. Bak. Gideriz. Efendim böyle gelin o zaman. Anacığım oradan. Peki peki biraz hemen şöyle içeri buyuralım. Evet efendim tabii. Merhabalar, nasılsınız efendim? Sağ olun, iyiyim, sağ olun yavrum. Allah iyilik versin. Bugün 4 Eylül Mahallesi'nde iftar programı var. Dedik ki efendim, Allah hayırlı uğurlu etsin yavrum, Allah hayırlı uğurlu etsin. Var mı buradan izleyenlerimize duygular söyleyeceğiniz, insanlara Ramazan'la ilgili paylaşacağınız cümleler? Valla fakir fukarayı unutmasınlar yavrum. Ne güzel. He. Unutmasınlar. En güzeli değil mi? Çünkü bu Ramazan ayında unutmasınlar yani, yardım etsinler. Bu benim milletim, bu benim akrabam demesinler. Herkese el uzatsın. Herkes el uzatsınlar. Biz de bunu yardımcı olunacak kişilere, evet, herkese yardım etmeyi isterim. Ve kendim de isterim ama mümkünüm yok. Emek olduğunca. Evet, efendim. Biz de tabii sizlere, evet, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Güzel bir şekilde 4 Eylül Mahallesi'nde iftar programını gerçekleştiriyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde iftar açacağız ama dedik ki şöyle muhtarımızla bir bakalım sokaklarda neler var, neler yaşanıyor, evlerin durumu nedir? Biraz, evet, ondan bahsedelim efendim. Şöyle buyurun. Gördüğünüz gibi metruk evlerimiz var. Evet. Bunlar inşallah yıkılmaya yüz tutmuş, edilmiş evler. Sahipleri Sivas dışındalar. Evet. Bunlar inşallah böyle yeni yapılan imar planıyla değiştiğiyle yeni yeni 4 Eylül Mahallemiz daha güzel hale almaya başladı. Evet. Metresine göre vatandaşın 3 kat, 5 kat, 10 kadar çıkıyor mahallemizde. İnşallah ileride daha modern bir 4 Eylül Mahallesi, modern bir Sivas olacağına inanıyoruz. Evet, 9 bin nüfusu var yanılmıyorsam. 9 bin nüfusumuz var mahallemizde. Genelde orta kesim orta diyelim. Kesim. Ama daha çok böyle mahalle kültürü yaygın, aynen, değil mi? Aynen. Dostluk, birliktelik, yani, beraberlik, yani, daha çok aşılanmış, yani, burada. Biz de izleyenlerimize bugün efendim tabii top atıldığı zaman mahallede iftarımızı da göstereceğiz. Yapacağız. İnşallah, evet, inşallah. Hep beraber komşularımızı, evet, davet etmeye, peki, devam ediyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Efendim, börekleri pişirmişem, yolunu gözlemişem, değil mi? İftar vaktini beklemişiz ve iftar vakti de artık az kalınca hazırlıklar efendim son aşamalara geliyor. Bakın masalar artık yavaş yavaş efendim, evlerde yapılan ikramlar, aman Allah'ım ne güzel çörekler yapmışlar, katmerler yapmışlar. Dediğimiz gibi efendim, evdeki hanımlar paylaşmak amacıyla kimi çorba yaptı, kimi ekmek yaptı, kimi sebze yemeği yaptı, kimi mumbar yapmış, kimi tabii ki diğer birbirinden güzel çorbalar yapmış. Biz de sizlere o güzel efendim yapılan, o güzel tabii ki emek verilen yemekleri işte bu güzel efendim sofralarda gelecek olan 4 Eylül Mahallesi sakinlerine sunacağız. Beraber iftar açacağız. Efendim paylaşalım ve bu Ramazan ayında unutmayalım ki herkesin güzel bir şekilde birbirine desteğe ihtiyacı var. Dua edelim ve herkes efendim destekleyelim. Olanlar olmayanlara versin diyoruz. Ve tabii ki ihtiyaç sahibi insanlara da destek olmak gerektiğini hep hatırlatıyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu gelin mahalle iftarında beraber paylaşalım diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde mahalle iftarı programında iftar hazırlıkları had safhada. Biz dönerin başına programın efendim ilk başlarında uğramıştık. İlhan ustamız biz yokken neler neler yapmış, döneri pişirmişem diyorsun değil mi? Hoş bulduk efendim. Biz yokken neler yaptınız, döneri azaltmışsınız bayağı, servisler başlıyor. Bayağı servis, evet, servis yaklaştı. Artık masalara gidiyor. Masalara gidiyor şu anda.
Kestiğimiz döneri tenceremizde ısıtıyoruz. Oo, gösterelim efendim bakın ya, soğumasın tabii, tabii. Diye. Oo, harika efendim. Vallahi güzel. Efendim 4 Eylül mahallesinde bugün güzel bir iftar yaşayacağız. Evet, çok güzel evet. Biz yani tüm emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle size de böyle bugün katkıda bulunduğunuz için. Yani hep birlik beraberlik içerisinde güzel bir ortamımız olacak. Harika inşallah efendim. Bunun da her zaman devamını istiyoruz. İnşallah efendim. Bir dayanışma, birlik bir beraberlik çok evet. Güzel gerçekten. Size kolay gelsin efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Aman yakmayalım ederim. Döneri teşekkür çevirelim ederim. Efendim. Biz tabii biraz da daha... Evet bak bir dur söyle bakalım bunu İlhan abi. Bak, hadi. Çevir yanmasın. Çevir yanmasın. Gel abi kes 1,5 olsun abi. Bir. İşte bu efendim. Bir. Gel 4 Eylül mahallesi sakinleri gel gel gel. Evet 4 Eylül Mahallesi sakinlerini iftara davet etmeye devam ediyoruz. Diyoruz evet efendim buyursun gelsinler her zaman için kapımız açık yerimiz her yurdumuz her zaman açık. Sevgili izleyenlerimiz 4 Eylül Mahallesi'nde iftar vakti yaklaşınca tabii ki ummalı çalışmalar da hızlanıyor. İşte servisler yavaş yavaş masalara götürülmeye başlandı. Bakın menüde tabii ki dedik efendim Allah ne verdiyse güzel tulumba tatlısı ikramlar tabii mahalle sakinleri mahallenin önde gelenlerin de tabii ki desteğiyle bakın bu çok önemli. Hani dedik efendim olan olmayana destek olsun dedik. Sularımız var burada. Evlerde yapılan efendim mis gibi Sivas katmerleri, Sivas çörekleri. Ev hanımlarının tabii ki ellerine sağlık diyoruz. Mahalledeki tabii sponsor desteği olanlar varsa onlara da efendim biz diyoruz ki Allah bu yardımlarınızı, bu güzel efendim birlikteliğe sizler de öncülük ve sizler de destek olduğunuz için teşekkürler diyoruz. Biz elimizden geldiği kadar 4 Eylül TV ekibi olarak Ramazan ayı boyunca her gün bir mahallede olmaya çalışacağız. Bugün 4 Eylül mahallesinde mahalli iftarında işte hazırlıklar top vaktine doğru iftarın efendim tabi ezanın okunmasına doğru bu hazırlıklar devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz ne demiştik? Herkes evinde ne yaptıysa getirsin. Bugün mahallemizin sofrası olarak mahalle iftar sofrasında bu güzel masada bölüşelim dedik. Bakın evlerden yavaş yavaş yapılan tabii ki yemekler, ürünler gelmeye başladı. Şu anda bir bulgur pilavı gelmiş. Hemen onu sizlerle tabii ki biz de paylaşalım istedik. Herkes efendim bugün evinde ne pişirdiyse mahallede iftar yapıyoruz. İzleyenlerimiz işte 4 Eylül Mahallesi mahalle iftarında şimdi bir teyzemiz yanımızda. Efendim merhabalar adınızı merhaba. Alabilir miyiz? Vallahi iftarımızı açacağız. Evet. Ne yaptınız bugün evde? Ayran çorbası yaptık, pirinç pilavı yaptık, güveç yaptık. Aman Allah'ım efendim şöyle işte. Görmüş olduğunuz gibi efendim iftar sofrasının evet. Bereketi maşallah. Maşallah yani çek. Evde ne yapıldıysa indirdik sokakta yiyeceğiz. Evde yaptığımızı buraya getirdik burada yiyecek sokakta. Allah kabul hayırlı Ramazanlar. Sağ ol senin de hayırlı Ramazanlar olsun. Thank you.
Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde mahalle iftarında ezan vaktine artık süre giderek yaklaşıyor. Mahalleli de yavaş yavaş masalarda yerlerini almaya başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde evlerde neler piştiyse bugün sokaklara indi. Ve Ramazan'ın ilk gününde mahalle iftarında 4 Eylül Mahallesi'nde bugün sizlerle biz de bu güzel mutluluğu, bu güzel tabloyu 4 Eylül ekranlarına sizlere ulaştırıyoruz. İşte evdeki hanımlar tabii Allah ne verdiyse yapmışlar efendim. Her evde tabii farklı yemekler pişti. Birbirinden güzel, birbirinden lezzetli yemekler. İşte çorbalar, salatalar, tatlılar, karpuzlar dilimlenmiş. Evlerde yemekler yapılmış ve bu güzel sofrada ezan okunduğu zaman İftarlarını açacak 4 Eylül Mahallesi sakinleri. Biz tabii şimdiden onlara afiyet olsun diyoruz ve yine çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet, işte 4 Eylül Mahallesi tabii 9000 vatandaşın yaşadığı bir mahalle demiştik. 9000 kişi bir araya getirmek tabii ki kolay değil ama en azından belki 300 kişi, belki 500 kişi bir araya gelir dedik ve mahalle muhtarlarından destek istedik. Mahalle muhtarımız Numan Kaya'ya da çok teşekkür ediyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi sofralar, masalar yavaş yavaş dolmaya başladı. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Hemen bir merhaba diyelim efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Cümlemize Ramazanlar. Sağ olun efendim. Neler söyleyeceksiniz böyle güzel bir mahalle iftarında beraberiz? Allah birlik beraberlik versin vatanımıza, amin, milletimize, ülkemize, gelecek hükümetin vurulmasına. Ben bir ricam var. Şu MHP'ye, CHP'nin, HDP'nin hükümet kurması. Kesinlikle bunu gösterin. Kanalda da peki, yani. Bunu da söylememizi istiyoruz. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Afiyet olsun diyoruz. Allah kabul etsin diyoruz oruçlarınızı. Evet sevgili izleyenlerimiz, dediğimiz gibi evlerde neler piştiyse onlar gelmeye başladı. Mumbarlar efendim. İşte görmüş olduğunuz gibi servisler yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar 7'den 70'e herkes bu güzel efendim mahalle iftarına birleşiyor. Biz de bu güzel mahalle iftarını 4 Eylül TV ekranlarından sizlere sunmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte vatandaşlar tabii ki burada güzel tatlı bir heyecan var, mutluluk var, paylaşım var, huzur var, bereket var, bolluk var. Evlerde ne piştiyse bugün masalara kondu ve arkamızda da görmüş olduğunuz gibi servisler hızlı bir şekilde tabii yapılmaya başlandı. Biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Ezan vaktine de artık az bir zaman kaldı. Ezan okunduğu zaman hocamız da efendim duamızı edecek ve güzel bir şekilde iftarımızı, orucumuzu açacağız.
Sevgili izleyenlerimiz, 4 Eylül Mahallesi'nde tatlı bir heyecan var demiştik. İşte ezan vaktine artık süre daralıyor. 7'den 70'e vatandaşlar 4 Eylül Mahallesi'nde işte Ramazan ayının ilk gününde bu güzel iftar sofrasında birliği, beraberliği, mutluluğu, huzuru biz bu ekranlardan sizlere aktarıyoruz. Tabii evlerde ne pişirildiyse muhtar efendim, mahallemizin muhtarı, 4 Eylül Mahallesi'nin muhtarı Numan Bey de neler hazırladıysa hepsini biz de sizlere işte bu ekrandan paylaşıyoruz. Bu güzel tatlılığı, bu güzel heyecanı işte ekranları karşısında bizleri izleyenlere biz de buradan aktarıyoruz. İslam gibi bir din, Kur'an gibi bir kitap, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber nasip eyledi. Sana sonsuz şükürler olsun, hidayetinden ve inayetinden ayırma ya Rabbi. Ey Rabbimiz, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtulmuş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bizleri eriştirdin. Sana sonsuz şükürler olsun. Hidayetinden ve inayetinden ayırma ya Rabbi. Ey Rabbi, bizlerin tutmuş olduğu oruçlarını kabul eyle. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Rahmetinle ve yardımını üzerimizden esirgeme. Bizlere yaşama sevinci ve her türlü kötülüğe karşı dayanma gücü ver. Sen her şeye gücü yetensin. Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. El-Fatiha. Sevgili izleyenlerimiz, işte Ramazan ayının ilk günündeyiz. Bu mübarek ayın başlangıcında Mahalle İftarları programıyla 4 Eylül TV'de sizlere işte en güzel paylaşmayı, mutluluğu, ekmeği, aşı, evde ne piştiyse bu güzel tabii ki yemekleri bir sofrada paylaşmak adına biz de Mahalle İftarlarıyla karşınızda oluyoruz ve ezan okunuyor şu anda, top atıldı. Allah orucunuzu kabul etsin diyoruz. Ve burada tabii bizleri yalnız bırakmayan herkese 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Sayın Numan Kaya'ya da teşekkür ediyoruz. Birazdan da hemen onun tabii duygularını da alacağız. İsterseniz şimdi böyle sular içiliyor, yemekler yenmeye başladı. Allah kabul etsin diyoruz. İşte diyorum ya, o ortaya konmadı. Biraz şöyle yerken görüntüler var. Ama sen de ki valla çek hele bir yer şimdi. Yengi zararmış mı?
Sevgili izleyenlerimiz, işte mahallede iftar programının ilkini 4 Eylül mahallesinde gerçekleştirdik. Tabi iftar öncesi yaşananlar ve iftar sonrası o mutluluk, oruçların açılması. Allah kabul etsin diyoruz. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam, güzel bir tablo. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın ilk gününde mahalle sakinlerime bizi yalnız bırakmadıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Sizleri bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah bu ilk olur 4 Eylül TV, 4 Eylül Mahallesi. İnşallah bu geleneksel olarak her sene olmasını istiyoruz. İnşallah. İnşallah herkes elinden geldiği kadar karınca kararınca. Ne güzel. Hepimizin emeği yani. Bir muhtarın veya bir sizin bir kişinin şey değil bu. Tüm mahalle sakinleri. İmece usulü herkes bir şeyler korsa ne geleceği, birlikten beraber de ne doğacağı ortada. Aynen efendim. Allah teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, işte mahalle iftarlarının ilkini 4 Eylül Mahallesi'ne gerçekleştirdik. 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya'ya da biz çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesin orucunu kabul etsin diyoruz. Yarın tabii başka bir mahallede olacağız. Biz elimizden geldiği kadar Sivas'taki bütün mahallelerde iftar sofralarında sizlerle olmaya çalışacağız. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz.